Herkese merhaba. Yine gidiyoruz. Nazi Partisi'nin kongre merkezindeyiz şu anda. Saint-Laurent Kilisesi'nin önündeyiz. Pegnitz Nehri Nürnberg'i ortadan ikiye ayırıyor. Ve tarihin en acı dönüm noktalarından biri olan Zeppelinfeld'deyiz. Nürnberg mahkemelerinde, yani Nazilerin son durağının önündeyiz. Albrecht Dürer'in ünlü tavşan tablosunun heykelinin önündeyiz. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeyim. Paris'ten dönelde tam 48 saat olmuşken tekrardan yola çıkıyoruz. Ve başlıktan görebileceğiniz üzere rotamız Nürnberg, Almanya. Aslında bu seyahat benim için çok önemli ve anlamlı. Çünkü Nürnberg aslında 2. Dünya Savaşı sonrasında en önemli yargılamaların yapıldığı şehir. Nazilerin yargılandığı ve öncesinde de propagandalarını yaptığı, büyüdükleri şehir. Bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak da onların yargılandığı mahkemeleri görmek benim için çok önemli olacak. Aslında 2. Dünya Savaşı'nın izlerinin peşindeyiz diyebiliriz. Çünkü bu seyahatimizde arada bir de Polonya, Krakow'a uçacağız. Oradan da Auschwitz, Birkenau toplama kamplarını gezeceğim. Onların videosu da bundan hemen sonra yayında olur. Şimdi biz yavaştan uçağa geçelim. The next day. Günaydın. Bugün 25 Haziran 2022. Şimdi Nürnberg'i keşfetmeye başlıyoruz ve gezimize buranın aslında bir nevi garaj sale'ı diyebileceğimiz, insanların evinin önünde işte fazlalık eşyalarını sattığı yer desem çok doğru değil aslında, çünkü hani her gün farklı mahallelerde yapılıyor bu. İlk başta bu ev satışının yapıldığı yerlerle başlayacağız. Ondan sonra metroya atlayıp merkeze gidip merkezdeki gezecek yerlere geçeceğiz. Evet, o mahalle satışının yapıldığı yere geldik şu anda. Gördüğünüz gibi insanlar evlerindeki fazlalık kıyafetlerini, eşyalarını hepsini satıyorlar. Burada gördüğünüz gibi kıyafetler var, ayakkabılar var. Şurada tenis raketi, İngilizce kitapları var. Aslında çok güzel bir şey. Yani evdeki fazlalık eşyaları boşaltmak için güzel bir organizasyon. Bu organizasyonun adı Flohmarkt. Şöyle yerde de yazıyor. Biraz yaklaşımla göstereyim bir dakika. Ayrıca bu video vasıtasıyla bizi evinde ağırlayan Berkay abi ve eşi İlkay'a da teşekkür etmek istiyorum. Burayı da onlar bize önerdi. Zaten burası, hani burada yaşamayan birinin kolay kolay bulabileceği bir şey değil. Çünkü bloklarda yazmıyor. Yine gidiyoruz farkı diyelim. Ve Berkay abiye de tekrardan ve eşi İlkay'a da teşekkür ederim. Metroya yürürken de size Almanya'da şu an geçerli olan 9 euroluk biletten bahsetmek istiyorum. Şu an burada bir bilet var. Ücreti 9 euro ve ülkedeki bütün toplu taşımalara bu biletle binebiliyorsunuz. Yani hem şehirlerdeki otobüsler, tramvaylar, metrolar, hem şehirler arası Deutsche Bahn'ın işlettiği, Deutsche Bahn buranın bu arada devlet demiryolları, trenlerine, hepsine binebiliyorsunuz. Ve fiyatı sadece 9 euro ve 1 ay boyunca geçerli. Yani aslında bir ay boyunca dediğim, bileti aldığınız andan itibaren bir ay boyunca değil. Hani Haziran, Temmuz, Ağustos şeklinde satılıyor biletler. Haziran biletini aldığınız Haziran ayı boyunca geçerli. Temmuz bileti Temmuz boyunca, Ağustos'ta Ağustos boyunca. Şu an 25 Haziran 2022. İşte Almanya'da seçimler yeni oldu. Öncesinde Merkel şansölyeydi, Hristiyan Demokrat Parti'den. Şu anda Olaf Scholz geldi, Sosyal Demokratlar. Ve pandemide insanlar gezemediği için böyle bir kampanya yaptılar. Fakat hani ben bunu ilk duyduğumda pek inanamamıştım. Çünkü Almanya federasyonla yönetilen bir ülke ve buradaki eyaletler iç işlerine büyük oranda bağımsız. Hani pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlaması konusunda bile çok sıkıntılar oldu. İşte bir eyalette sokağa çıkma yasağı var, diğerinde yok. Ortak bir karar alamıyorlar eyalet bazında yönetildikleri için. Hani böyleyken tüm ülkede geçerli bir toplu taşıma bileti nasıl oldu? Yani anlayamadım. Ben ilk gördüğümde inanmadım. Ben dedim belirli bir bölgedir herhalde. Ya da sadece Deutsche Bahn trenlerindedir. Şehir içindeki toplu taşımalarda geçerli değil ama her yerde geçerli böyle bir bilet var şu anda. Yani muhteşem. Muhteşem, başka bir şey diyemiyorum. Nürnberg'te bulunan Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'nin, yani Nazi Partisi'nin kongre merkezindeyiz şu anda. Nürnberg, Hitler'in mitinglerine ev sahipliği yapan şehir. Burası 2. Dünya Savaşı'ndaki büyük katliamların arka planındaki şehir aslında. Hitler şu an bulunduğumuz kongre merkezini özellikle Roma'daki Kolezyum'a benzemesini istemiş ve bu şekilde mimarlara dizayn ettirmiş.
Almanlar burayı özellikle tamir etmiyorlar, restore etmiyorlar. Bunun sebebi de tarihin akışıyla beraber burasının yok olmasını istemeleri. Ancak Almanların zihniyeti bizimkinden gerçekten çok farklı. Bizler tarihimizdeki utanç duyduğumuz yerleri, anıları yok etmeye çalışırken Almanlar burayı koruyarak insanların görmesini ve ders çıkartmasını istiyorlar. Burasının yapımı gördüğünüz üzere tamamlanamamış. 1939'da 2. Dünya Savaşı artık iyice kızışana kadar devam etmiş fakat 39'da yapımı bırakılmış. Bu da planlanan hali. Şimdi dokumentasyon center'a gireceğim. Giriş 6 euro fakat öğrencilere 1,5 euro. Şöyle bir bileti de göstereyim. Ben yanımda üniversite öğrenci kartımı getirmiştim, onu gösterdim. Fakat benim üniversite öğrenci kartımın üzerinde bir tarih yazmıyor. Ki tahminimce Türkiye'deki hiçbir üniversite kartında bu yazmıyor. O yüzden hani senin hala öğrenci olduğunu biz nasıl teyit edeceğiz dediler. Burada Wi-Fi olmadığı için devletten de öğrenci belgesini açamadım. Ama iyilik yaptılar, bileti 1,5 euroya verdiler. O yüzden dokumentasyon center'a girmek istiyorsanız E-Devlet'ten öğrenci belgenizi çıkartın ki indirimden rahat rahat yararlanabilin. Bloklarda içeriye 6 euro verip girmeye çok değmeyeceği yazıyordu ama 1,5 euroya girebilince bakalım içerisi nasılmış. Dokumentasyon center'dan şimdi çıktım. Bloklarda dedikleri gibiymiş. Gerçekten para verip girmeye değecek bir yer değil. Evet, içerisinin dizaynı güzel. Fotoğraflar, bilgiler olsun. Fakat bunların hepsi zaten internette bulabileceğimiz şeyler. O yüzden hani buraya 1,5 euro verip girmeye de değmez. 6 euro verip girmeye hiç değmez diye düşünüyorum. Çünkü zaten kongre merkezi Zeppelinfeld ücretsizken hani burasının ücretli olması tuhaf geldi bana. Tarihin en acı dönüm noktalarından biri olan Zeppelinfeld'deyiz. Burası katil, diktatör, Hitler'in kitlelere etkilediği, yüz binlere hitap ettiği büyük miting alanı. Sağ tarafında gördüğümüz yer balkon konuşmasını yapacak isim. Sol tarafındaki yapı ise İzmir'den Berlin'e götürülen Bergama Tapınağı'ndan esinlenerek yapılmış. Hemen diğer ön tarafı şu anda go-kart pisti olarak kullanıldığından ikiye bölünmüş durumda. Mitinglerin yapıldığı dönemde bu yapının yanından başlayarak duvar, seyircilerin oturduğu karşıdaki tribünlere kadar devam ediyormuş. Hemen miting alanının yanında şu an gördüğünüz tribünler ise askerlerin oturduğu kısımmış. Amsterdam videomu izlediyseniz hatırlarsınız. Orada Anne Frank evine gittiğimde aşırı milliyetçinin nasıl büyük dramlara sebep olduğunun güzel bir örneği olduğunu söylemiştim. İşte o dramların başlayıp büyüdüğü yer burası. Bu videoda bu diktatörün ismini çok söyledim. Umarım YouTube bu videoda sıkıntı çıkartmaz. Yani buradayken içimizden geçen her şeyi söyleyemiyoruz. Bir ton beep girmemiz lazım. Yani buradan tekrardan aşırı milliyetçiliği, faşizmi, nasyonel sosyalizmi lanetlemiş olalım. Ayrıca nasyonel sosyalizmle faşizm arasındaki farkı da size çok kısaca açıklamak istiyorum. Genelde aynı şey zannediliyor ama arasında farklar var. İtalya'daki faşizm, Almanya'daki nasyonel sosyalizm. İkinci Dünya Savaşı zamanı için söylüyorum. İsminde sosyalizm geçtiğine kanmayın. Nasyonel sosyalizm aşırı sağ bir görüşken sosyalizm sol bir görüştür. Yani birbirinin aslında tam zıttı şeyler. Nasyonel sosyalizmde bir arı ırk vardır. Almanya'da bu beyaz Almanlar oluyor. Irk ön plandadır, köken ön plandadır. Fakat faşizmde ise devlet ön plandadır. İtalya'da Mussolini döneminde olduğu gibi. İmkanınız olursa kesinlikle Nürnberg'e gelerek buraları görmenizi tavsiye ederim. Yani insanlık tarihinin bu büyük dramını burada yaşamak, bu tarihe dokunabilmek gerçekten önemli bir şey. Buradan sonra da videonun başında söylediğim gibi
Krakow'a geçeceğiz, Polonya'ya. Orada da Auschwitz, Birkenau toplama kamplarını gezeceğim. Lan. Sinek girdi gözüme. Auschwitz, Birkenau toplama kamplarını gezeceğim. Abone olup bildirimleri açarak da onun videosu yayında olduğunda haberdar olabilirsiniz. Nürnberg'in Altstadt, yani Eskişehir bölgesine geldik ve şu anda St. Laurent Kilisesi'nin önündeyiz. Nürnberg'in en büyük kilisesi ve ikiz kuleleriyle farklılık gösteriyor. Şu anda görmüş olduğunuz batı kapısının üzerindeki büyük gül penceresi önemli detaylarından biri. Kilisenin ana kilise orgu 1930'lu yıllarda kurulmuş ve en büyük kilise orglarından biri olduğu söyleniyor. Onun dışında 16 tane de çanı bulunan bir Protestan kilisesi. Nürnberg'in en çok fotoğrafı çekilen yeri olan Museumbrücke'deyiz şu anda. Ve şehirde en çok fotoğrafı çekilen yeri tam olarak burası. Pegnitz Nehri Nürnberg'i ortadan ikiye ayırıyor ve köprüler inşa edilmeden önce şehrin kuzeyi ve güneyi ayrı yerleşim yerleriymiş. Karşıda gördüğünüz yer ise Heiliggeistspital, diğer adıyla Kutsal Ruh Hastanesi. Aristokrat Cornard Gross tarafından yaşlar ve yarama muhtaçlar için yapılmış. Fakat günümüzde restoran olarak hizmet vermekte. Evet, restoran da burası. Gelmişken bir restoranın içine de girelim dedik. Kaiserbrücke Köprüsü'nden geçip Trödelmark Adası'na geldik. Burası Orta Çağ'da bir domuz pazarı iken şu anda şirin evler ve butiklerin olduğu bir yer. Adanın diğer ucunda bulunan Henkersteg Köprüsü'nü görüyorsunuz. 1457 yılında yapılmış tamamen ahşaptan bir köprü ve Türkçe ismi de Cellatlar Köprüsü. İsmini de şu anda gördüğünüz Henkerhaus'tan alıyor. Nürnberg'li cellatlar bu köprünün kulesinde yaşıyormuş. Evet, az önce bahsettiğim cellatların yaşadığı kule burası. Bir şey uzaktan tekrar göstereyim dedim. Bu görmüş olduğunuz köprü de 1824 yılında yapılan Kettensteg Köprüsü. Avrupa'nın ve Almanya'nın en eski asma köprüsü özelliğine sahip. Nürnberg'in en gösterişli çeşmesi olan Schönbrunner Çeşmesi'nin önündeyiz. 1385 yılında yapılmış ve şimdi hemen çıkıp çevireceğim halkayı 3 defa çevirirseniz 3 dileğinizin gerçek olacağı söyleyeyim. Sebaldüskirche'nin önündeyiz. Eski belediye binasının hemen yanında bulunuyor ve adını 8. yüzyılda yaşamış Aziz ve Nürnberg'in koruyucu Aziz'inden alıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda çok ağır hasar alsa da sonrasında tekrardan inşa edilmiş. Nürnberg, İkinci Dünya Savaşı'nda çok ağır bombardıman geçirmiş şehirlerden biri. Zaten Nazilerin bu şehirde çok fazla örgütlendiklerinden, hani çok fazla bombalandığını siz de tahmin edebilirsiniz. Ve haritadan silinsin mi, tekrardan inşa edilsin mi diye bir karar verileceğinde demişler ki eski planları çıkartalım ve aslına sadık kalarak şehri baştan bir daha inşa edelim. Nürnberg haritadan silinmesin denmiş ve 1945'te İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Nürnberg tekrardan inşa edilmiş. Evet, şimdi bize ev sahibimiz Berkay abi buraya getirdi. Bize burayı anlatabilir misin abi biraz? Kendini de tanıtırsan. Kendimi tanıtayım.
Berkay benim ismim. 12 senedir Nürnberg'de yaşıyorum. Türkiye'den gelmeyeyim, söyleyelim hemen. Burada şu anda Nürnberg'in Tuzbo kulübünde, kulübün yaz partisindeyim. Mikrofon muydu o? Ben böyle... yaz partisindeyiz. Yazı, yaza merhaba deme partisi diyelim. Biraz sonra büyük ateş çekilecek. Zaten onu da videosunu çekersin sonra. Yani dündüydü aslında parti ama dün yağmur olduğu için bugüne kaydı tesadüf. Şanslıymışız. O yüzden aynen sizin şansınıza. Burası bir spor kulübü. Burada işte değişik aktiviteler var. Gösterebilirsin de. Ve Almanya'da spora çok önem verilir. Yani biz de hani biz futbol ülkesiyiz deriz ama öyle değil. Burada altyapıdan itibaren değişik böyle bir sürü kulüp var. Yani sadece biz buranın tek kulübü değiliz. Şu anda burası işte Nürnberg'in Ziegelstein semti. Burada hepimiz toplandık ve partiye hazırlanıyoruz. Akşam ateşin yakılmasına hazırlanıyoruz. Hem antrenör hem makine mühendisi aynen. Bu arada evet. Berkay abi. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Bize bu deneyim prost için. Prost diyoruz o zaman. Prost. Hemen. Evet, meşalelerimizi yaktık. Şimdi büyük odunları tutuşturmaya gidiyoruz. Ve büyük odunlar alttan tutuşturulmaya başlandı. Biz de birazdan meşaleleri oraya atacağız. Day 2. Nürnberg'deki ikinci günden günaydın. Aslında ikinci gün demek de çok doğru değil çünkü birazdan Polonya uçuş için havalimanına geçeceğiz. Couchsurfing'den ikinci ev sahibimize bavullarımızı bıraktık. Çünkü Ryanair'la uçacağız. Pegasus'a geldiğimiz bagajlarla Ryanair'a binemiyoruz. Ryanair videomu da izlemek isterseniz şuradan bir yerden kart çıkmış olması lazım. Orada Ryanair'ın her şeyini anlatmıştım. Şimdi de son bir Altstadt bölgesinde gezeceğiz. Ondan sonra havalimanına geçeceğiz. Şu anda da Weissberger Gasse'deyiz. Burası yine Nürnberg'in en çok fotoğraflanan sokaklarından bir tanesi. Evet, ünlü ressam Albrecht Dürer'in heykelini görüyorsunuz. Albrecht Dürer, Nürnberg için çok önemli bir şahsiyet. Albrecht Dürer'in ünlü tavşan tablosunun heykelinin önündeyiz. Bu tablo döneminde Natürmort olmadığı konusunda sanatçıları ikiye ayırmış. Bunun sebebi Natürmort atölye ortamında çizilen bir resimken bir tavşanın o dönemde atölyede resmedilebileceği düşünülmemiş. Fakat tavşanın gözündeki pencere yansımasından dolayı Natürmort sanatının ilk örneklerinden biri olduğunu düşünülüyor. Ayrıca heykelin hemen yanında bulunan küçük replikası da görme engellilerin bu tabloyu dokunup anlayabilmeleri için yapılmış. Heykelin hemen karşısında ise Albrecht Dürer'in evi bulunuyor. Bu evi size gösterirken Albrecht Dürer'in ünlü Bir Çift El olan tablosunun hikayesini anlatmak istiyorum. Albrecht Dürer ve kardeşi ikisi de ressam olmak istiyorlar. Fakat ikisinin sanat okuluna gidebilecek parası yok. Bu yüzden aralarında bir kura çekiyorlar ve kardeşlerden biri sanat okuluna gidecekken diğeri madene inip para kazanıp onun okul masraflarını karşılayacak. Ve bu kurayı Albrecht Dürer kazanıyor ve sanat okuluna gidiyor. Kardeşi ise madene iniyor.
Sonrasında Albert Dürer ünlü bir ressam olup para kazanmaya başladığında kardeşine artık ben para kazanıyorum ve seni de sanat okuluna gönderebilecek bir bütçem var diyor. Fakat Albert Dürer'in kardeşinin elleri madende çalışmaktan artık resim yapamayacak, fırça tutamayacak hale geliyor. Ve bu yüzden Albert Dürer'in bu bir çift el olan tablosundaki ellerin kardeşine ait olduğu söyleniyor. Bu Albert Dürer'le ilgili anlattığım hikayeleri Suna Yakın'ın Bilimin Işığında Nürnberg videosunda izlemiştim. Çok güzel bir video, onu da izlemenizi öneririm. Yani kaynakçı olarak da Suna Yakın'dan bunları aldığımı söylemeden geçmeyeyim. Nürnberg'in yine önemli yerlerinden bir tanesinin önündeyiz. Dünyanın ilk oyuncak müzesi. Maalesef uçuşa yetişmemiz gerektiği için buraya girecek zamanımız yok şu anda. Bu girişindeki ücretsiz kısım. Buradan ilerisine bilet alınıyor ama girmişken hemen size kısaca videosunu da çekeyim dedim. Metroya doğru yürürken Alman Ulusal Müzesi'nin önüne geldik. Görmüş olduğunuz sütunlarda ise Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin maddeleri yazıyor ve üst tarafta Almanca, alt tarafta ise her farklı dillerde yazılmış. 10. maddede de Türkçe olarak tarafsız ve açık yargılanma hakkı yazılmış. Ne kadar manidar değil mi Türkçe yazılan madde? 2 gün sonra tekrardan merhaba. Şu anda Krakow Havalimanı'ndayız ve Nürnberg'e dönüşümüz var. Bir saatlik bir rötar yediğimiz için son metroyu büyük ihtimalle kaçıracağız. Yani %90 kaçıracağız. O yüzden mecbur taksiyle gideceğiz. Nürnberg seyahatinde bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak en çok gelmek istediğim yerin önündeyiz şu anda. Seyahatimizin başında Nazilerin büyüyüp propagandalarını, büyük mitinglerini yaptığı alanları gezdik. Ondan sonra Polonya'ya gidip oradaki toplama kamplarında yaşanan dramlara şahitlik ettik. Ve şu anda da Nürnberg mahkemelerinde, yani Nazilerin son durağının önündeyiz. Burası 2. Dünya Savaşı sonrasında üst düzey Nazi subaylarının yargılandığı yer. Ve çoğuna da idam cezası çıkan yer. Şimdi içeriye geçelim. Evet, içeriye sonunda girebildik. Kapıda herhalde bir 10 dakika öğrenci indirim almak için cebelleştim. Devletten İngilizce öğrenci belgesi çıkartamadığım için çok zorlandım ama şu anda içerdiğim öğrenci indirimiyle girdim. Öğrencilere 1,5 euro burası. Tam giriş ise 6 euro. Bir de böyle bir dinleme şeyi verdiler. İngilizce olarak açıklanıyor. Şimdi gezmeye başlayalım bakalım içeriye. Devran dönmüştü. Nazilerin kanuna uygun ama insanlığa aykırı uygulamalarıyla oyuncak ettiği mahkeme salonlarının sanık kısmında artık bu düzeni kuran üst düzey Naziler vardı. Almanya'nın teslim olmasından 6,5 ay sonra savaşın kazananları Fransa, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Amerika'nın yolladığı hakimler ve savcılar tarafından Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi veya diğer ismiyle Nürnberg Mahkemeleri kuruldu. Adolf Hitler, Heinrich Himmler ve Joseph Goebbels gibi Nazilerin başını çektiği liderler savaşın bitiminde intihar ettiği için yargılanamasalar da diplomatik, ekonomik, siyasi ve askeri konularda önde gelen 24 Nazinin yargılaması şu an gördüğünüz 600 numaralı salonda yapıldı. Sanıklara yöneltilen suçlamalar 4 ana başlıkta toplanıyordu. Bunlar barışa karşı suçlar, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve ilk 3 suç eylemlerinin ortak bir plan ve komplo süreciyle gerçekleştirilmesiydi. Mahkumiyet kararı için 4 hakimin 3'ünün kararı gerekiyordu. 1 Ekim 1946'da karar verildi ve sanıklardan 12'si idam cezasına, 3'ü ömür boyu hapse, 4'ü 10 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırken 3 sanık ise beraat etti. Sanıklardan biri hüküm öncesi intihar etti, birinin davası ise sağlık sorunları sebebiyle düştü. 600 numaralı salonun üst katında ise yargılamaların anlatıldığı fotoğraflar ve bilgiler sergileniyor. Almanya'daki ünlü bira bahçelerinden biri olan Brandsburg Röstlein'e geldik. Burada şimdi Bratwurst denilen Nürnberg'e özel bu sosisten yiyip yanında da bira içeceğiz. Bir seyahatin daha sonuna geldik. Şu anda gece saat 12 ve Nürnberg Havalimanı'nda
dönüşüşümüzü bekliyoruz. Umarım sizlere Nürnberg şehrini güzelce anlatabilmiş ve seyahati aktarabilmişimdir. Arada Polonya'ya ve Rotenburg Opter Tauber'e gittiğimiz yasa bu seyahat üzerinde günler birazcık bölündü ama yine de güzel bir video çıktığını umut ediyorum. Ayrıca bu videodan kısa bir süre sonra da Auschwitz bir kenara toplama kampları, Krakow ve Rotenburg Opter Tauber videoları yayında olacak. Abone olup bildirim çanına basarsanız onlardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğenip yorum yaparak destek olursanız da çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere.